tiplemeleri ve taklitleriyle Çağlar Çorumlu, yeteneğiyle Merve Dizdar, hem yakışıklılığı hem sempatikliğiyle Uras Kaygılaroğlu. İşte komedi projelerinin aranan isimleri. Tiplemeleri ve taklitleriyle Çağlar Çorumlu. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. Yeteneğiyle Merve Dizdar. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleyküm selam. Özlüyorlar anneciğim. Hem yakışıklılığı hem sempatisiyle Uras Kaygılaroğlu. Tankut, arabadan in. Leyla çağırıyor. İşte komedi projelerinin aranan yüzleri, son dönemin yetenekli komikleri. Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar, Ata Demirer ve Yılmaz Erdoğan. Onlar komedinin kareası. Ya tek tek söyleyin, anlamıyorum ya. Ya mahallede huzur kalmadı ya. Yeter artık. Çocuklar korkuyor. Ha bu çocuklar mı korkuyor? Onlardan da bütün dünya korkuyor. Ben de korkuyorum. Ya ben bugün ne kadar direnişli bir günümdeyim ya. Vallahi billahi inşallah başımıza bir şey gelmez. Çok ile çok ağlar derler. İnşallah bize olmaz. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Eskiden bir tane vardı. Yabancıydı kendisi. İsmi Christine'di. O zaman C ile yazılıyordu. Ama yabancıydı kendisi. Zaten buranın kızları beni sevmez ki, alay eder. Kaça satıyorsun bunları? İkisi farklı oluyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Ben alayınızı kesmeye düşünüyorum. Ya sen gelsene buraya, bak yorulmuşum, telini sileyim, gel. Demet Akbağ, Gupse Özay, Ezgi Mola ve Demet Evgar. Onlar hem komedide hem dramda kadın yetenekler. Ne yapıyorsun sen burada? Ateşlendim, çok hasta oldum. Geldim eve yattım. Eşyalarını toplayacak, seni terk ediyor dedi çocuklar. Kasap Bey. Sarışın. Kıvanç Tatlıtuğ. Gelsene azıcık yanıma, şarküteri. Kardeşim sevdiği kızla evlenme teklif etti. Denize çok sevindim. Kız çok güzel. İğrenç. Kıçı yarı yakın ama şaşım. Ben şaşırmayayım. Yo. Seninle ilgili bir şeyler söyledi işte. Nereden anladın benimle ilgili dediğini? Yer elması dedi. Birisi yer elması deyince aklına ben mi geliyorum? Alo? Ne yapıyor yer elması? Engin Günaydın, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Şafak Sezer. Onlar kendi komedilerini yaratan yıldızlar. Hala küfür ediyor, hala laf söylüyor diyor. Yani hedef ben miyim Tayfun? Ben bir deneme taklası mıyım? Ne yapıyorsunuz siz ya? Az önce kibritlerime zarar veriyordum. Doğalgaz kullanıyorlar İsmail abi. Bir tane tüp yok ya. Benim küçük tüplerim ne yapıyorlar acaba? Ya büyük tüpler başının çaresine bakar. Bu isimler zaten zirvede. Ama bu isimler dışında son dönemde komedi filmlerini yetenekleriyle şenlendiren, esprileriyle güldüren ve yetenekleriyle parmak ısırtan isimler var. İşte karşınızda komedinin yetenekli yıldızları. Çağlar Çorumlu. Şu sıralar Erşan Kuneri projesinde yeteneğiyle herkes onu konuşuyor. Ah be komutan, bu çocuk anlamaz ama küçüktür bu ya. Sırf buna küfür üretmişler ya. Oğlum sen de... Türkiye Çağlar Çorumlu'nun yeteneğini Güldür Güldür'le keşfetti. Fenomen olan eşofmanlı Şevket Hoca karakteriyle Türkiye'yi güldürdü. İbo, şu arkadaşına bir el at oğlum. Tabii hocam. Sana değil, kendime kızıyorum. Bol etli İskender. Yeteneğini sinemaya taşıdı. Yılmaz Erdoğan imzalı Tatlım Tatlım filminde parladı. Kolonya Cumhuriyeti filminde başrol oynadı. Benim doğumam olayı nasıl oldu? Nenemi canlandırarak anlatmak isterim. Çünkü kaybetti kendisini. Hay canım. Sağ olun. Kayısınır okul. İşte anana bir sancı yerdi. Kavaklar pamuklayınca da anan seni doğru verdi. Yavrucuğum derdi rahmetli. Bırakın. Bırakın beni, bırakın. Muzcu Faruk. Götür beni buradan, uzaklara gidelim. Ya başkanım, sesli düşünüyorum. Acaba diyorum, onlardan özür mü dilesek? Özür dilemek? Harika bir fikrim var.
Cem Yılmaz'ın çok sevilen Arif Bey 216 filminde Zeki Müren'i canlandırdı. Herkesi bu performansıyla kendine hayran bıraktı. Tuğba, kim bu münasebetsiz Allah aşkına? Zeki Bey bizi de yani eşkıyalar soymadı. Biz yani başka zaman diliminden geliyoruz. Efendim inşallah başka bir zaman diliminde. Merve Dizdar, genç oyuncu da Erşan Kuneri de dikkat çeken isimlerden oldu. Yani o kadar hırslısın, o kadar çok ter döküyorsun ki. Çok kıymetli bir şey bu. Bir şey söylemek istiyorum hep. Buramda hep bir şey var. Televizyonda daha çok dram rollerde yer alsa da Eltilerin Savaşı filminde komedideki yeteneğini herkese göstermişti Merve Dizdar. Annemler çok iyi, çok selamları var. Aleyküm selam. Özlüyorlar anneciğim. Uras Kaygılaroğlu, o ekranların yıldızı, üç kuruşun kartalı. Ekranda oynadığı rollerin aksine sinemada komedi performanslarıyla dikkat çekiyor. Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde dikkat çekmişti. En mutlu olduğun an? Dans etmek. İşte bu. Dans! Sönmeyen bir ateş, dinmeyen ihtirastır. Hayır olsun inşallah. Çakallarla Dans filmindeki performansıyla da dikkat çeken Uras Kaygılaroğlu, Eltilerin Savaşı filminde de yeteneğini gösterdi. Tankut, arabadan in. Leyla çağırıyor. Tamam, sakin ol şampiyon. Sen bir de ona bir işlemini rustik yaptır da bak o zaman gör. Gold, net gold. Onur Boldu, Güldür Güldür'ün Bilal'i olarak yeteneğini tüm Türkiye'ye gösteren bir komedyen o. Nasılsın, sıhhatlesin inşallah. Kız nezaket, annen tam bir şarlatan ha. Ama olsun, ben samimi insan severim. Sana telefon alayım. Sinemada da Dedemin Fişi filmiyle gösterdiği yeteneğini Bayi Toplantısı filmiyle iyice köpürttü ve beyaz perdenin aranan yüzlerinden oldu. Bitkisel hayatta olan babamızın 2 ay önce beyin ölümü de gerçekleşti. En fazla yaşayan 21 gün yaşamış fakat babam 60 gündür yaşıyor. Demek babam beyni olmadan da yaşıyor. Bayi Toplantısı neredeyim ya? İlk gelişiniz mi? Doğu Demirkol, Güldür Güldür'deki stand-up gösterisiyle ilk kez milyonlara ulaştı. Merhaba, hoş geldiniz. Biraz heyecan var. Bu kadar insanı metrobüste ancak görebiliyorum bir arada. Onlar da bana bakmıyor, işine gücüne bakıyor. O yüzden telefonlarınızla falan oynayabilirsiniz. Daha rahat hissederim. Heyecandan ne yapabilirim çıkınca, bocalamayayım diye Aziz Bey'e sordum. Dedi ki hiç heyecan yapma. Rahat ol. Güzel bir şey söyleyecek diye umutlandım. Nefes egzersizi, bir sahneye hakim ol falan. Dedi ki kaybedecek neyim var? Gerçekten de Allah razı olsun dedim. Çok rahatlattım. Gerçekten kaybedecek çok bir şeyim yok. Öncelikle işsizim. Ne iş yapıyorsun dendiğinde komedyenim dersen ikinci soru şu oluyor. Normalde... Çünkü normal bir iş değil. Normal işin sabah gitmesi, akşam gelmesi, saatleri, belli bir kazancı olur. Aylık kazanç çok önemli bizde, maaş, aylık oriented çalışıyor kafalar. LeBron James'ten bile bahsetsek, LeBron James diye bir basketbolcu var. Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri. Yılda 50 milyon dolar alıyormuş LeBron. Kafalar şöyle çalışıyor bak, yılda 50 mi? Ayda! Ne yapacaksın LeBron'un maaşını hesaplayıp, ne yapacaksın? Kirayı mı çıkacaksın? Konut kredisine mi sokacaksın LeBron'u? Stand-up gösterilerindeki farklı espri tarzıyla adından söz ettirdi. Kadına bir bakıyorlar, diyorlar ki aslında kostümü güzel. Yani 35 yıl önce yeni yaratıldığında iyiymiş. Sinemada da komik roller canlandıran Doğu Demirkol, Ölümlü Dünya filmindeki rolünün ardından Bayi Toplantısı filmiyle de yeteneğini gösterdi. Bak Zafer orada bak, o şeyde poşette seninki. Bak al onu bak, o şey kırmızı olan. Ha? Nasıl? Ha, bu benim ha. Ha? Ha? Her marka giymem ben.
Güzel mi? Kırmızı. Sen ne bu benim? Çok güzel, tamam. Güzel değil mi? Yengen aldı mı tam alır yani. Yok ben yatakta iyi değilim ya, o anlaşıldı artık. Feyyaz Yiğit. Sanal alemde tanınan komedinin genç yeteneklerinden biri o. Sinemada Ölümlü Dünya filminin hem senaristi hem de sürpriz yıldızıydı. Uğur Yücel ve Binnur Kaya gibi usta isimlerle oynadığı Cinayet Süsü filmiyle yeteneğini göstermeye devam etti Feyyaz Yiğit. Merhaba arkadaşlar. İsmim Dizdar Koşu. Ben bir suç uzmanıyım. Suç uzmanı nedir, kimdir? Bunu beni tanıdıkça öğreneceksiniz zaten. Direkt olarak konuya giriyorum. Ben bir vaka ile karşı karşıya geldiğimde kendime hemen şu 13 soruyu sorarım. Kaçta? Hangi, ne ile, niçin, ne olmuş, kimi, nereden, nasıl, ne zaman, kimden, neyi, ne belli, neye, kim? Yasemin Sakallıoğlu, internette çektiği videolarla tanındı, komedideki yeteneğini herkese gösterdi. İyisin iyi. Çok iyiyiz bak, sen ve ben beraber bir takımız. Yanımdayım her zaman, tamam? Az ye, tamam? Az ye, yaz geldi. Denize girme ihtimalim var. Elbiseler ince. Artık kusurlar kapanmıyor, tamam? Şahan Gökbakar'ın çektiği Zengo filmiyle sinemaya girdi ve güldürdü. Sen benim dengim misin, kültürsüz mantar? Fazilet, ben şiddete evrimleniyorum. Bir daha döverim seni, 10 cerrah zor toplar. Şu sıralar stand-up gösterileriyle güldürüyor ve bir kesim onu çok seviyor. Acılarımıza birlikte güleceğiz. Travmalardan besleneceğiz. O yüzden bu biletler bu kadar çabuk tükeniyor. Ve bir usta. Komedi filmlerinin son dönemdeki aranan yüzü. Düğün Dernek filmiyle gösterdiği ustalığını milyonlara. Koskoca Sivas'ta bütün kızlara kral mı girdi bu? Ejnebi gelindiği tutturdu. Ya hayat onun hayat. Bize ne ya? Ya kızın adını bile söyleyemiyorum ben. Ne demek bize ne? Kız elindeki gelin, Allah Allah! Aile Arasında filminde Adanalı anne rolüyle güldüren Devrim Yakut, Baba Parası filminde de performansıyla yine milyonları kendine hayran bıraktı. Babam sizleri ölmüş, bir hafta bile dayanamadım. Oyna kız, oyna! Nasıl Aile Arasında? Bir kız isteme bir düğün, öyle mi? Oğlum olmaz öyle şey. Bunun kınası olacak, bohçası olacak. Nişanlısı olacak, her şeyi taslamam olacak. Bizi el aleme malamat etme oğlum.